Bugün Amerika'nın NATO kazıklarını konuşacağız. NATO kazıklarından kastettiğimiz Amerika'nın NATO üyeliği üzerinden çeşitli ülkeleri tarihi hata yaptırtması ya da NATO içerisindeki bazı ülkelere yaptığı özel savunma anlaşmalarıyla onları teslim alması şeklindeki kazıklar. Konuya eğilmemizin tabii esas nedeni İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin uluslararası ilişkilerde büyük bir gündem işgal etmesi. Hem Türkiye açısından da tabii Türkiye veto edecek mi etmeyecek mi tartışmaları sürüyor. Bu bakımdan olağanüstü tartışılan bir konu. İsveç ve Finlandiya'nın kuşkusuz NATO üyeliğinin hiç gündemde olmadığını ama Amerikan baskısı neticesinde 2 ay içerisinde bu iki ülkenin yetkililerinin de tavır değiştirerek NATO üyesi olmayı düşünmüyoruz dedikleri noktadan NATO'ya başvuruyoruz noktasına geldiklerini, nasıl geldiklerini, nasıl Amerikan baskısı olduğunu daha önceki bir yayınımızda konuşmuştuk. Bugün Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Yunanistan ve sonuç olarak Türkiye bağlamında bir NATO kazıkları kısa özeti yapalım istiyoruz. İşe Ukrayna'dan başlayalım çünkü daha önce Amerika'nın Moskova Büyükelçiliğini yapmış Anthony Makful'un ilginç bir açıklaması basına yansıdı. Anthony Makful katıldığı bir forumda Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığını tartıştı. Bu arada Makful'un 2012-2014 yılları arasında yani Ukrayna'daki o turuncu darbeye yetişen dönemde büyükelçilik yaptığını da hatırlatalım. Şimdi Makful birincisi bu forumda yaptığı konuşmada geride kalan yıllar içerisinde NATO'nun doğuya doğru genişleme projesini uzun süre bunu savunduklarını, Rusya'nın bundan endişe duyduğunu bilmelerine ve Rusya'nın bunu ifade etmesine rağmen bunu sürdürdüklerini ve Ukrayna konusunda da amigoluk yaptıklarını açıkladı. Amigoluktan kastı burada yani Rusya endişesine rağmen Ukrayna'yı NATO üyeliğine alacaklarının propaganda etmiş olmaları. Bu arada forumdaki bu oturumda Makfol'la birlikte bulunan bir üniversite profesörü Makfol'a şöyle sordu. 2021'de diplomatlarımız Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı. Diplomatlar yalan mı söyledi? Bu soruya Amerikan Büyükelçisi Makfol kahkaha atarak, gülerek, evet gerçek hayat böyle yanıtını verdi. Büyükelçinin bu itirafı aslında Amerika'nın Ukrayna'yı nasıl ateşe attığını en yetkili ağızdan bir kez daha ortaya koymuş oldum. Yine Ukrayna'dan devam edelim. Ünlü Rus komedyenler var. Vovan ve Lexus. Bunlar kendilerini başka kılıklara sokarak çeşitli devlet yetkililerini kandırmalarıyla tanınan iki komedyen. Son olarak bu ikili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski diye kendilerini tanıtıp Amerikan Başkanı Bush'la konuşmuşlar. Tabii ortaya ilginç bir söyleşi çıkmış. Bunun bir kısmı basına yansıdı, yayınlandı. Oralardan özetleyecek olursak, örneğin sahte Zelenski Bush'a, oğul Bush'a şöyle soruyor. Diyor ki, Moskova babanızın Bush'un başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanı olan James Baker'ın 1990'da Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği sözü verdiğini ileri sürüyor. Moskova'nın bu iddiası doğru mu diyor sahte Zelenski oğul Bush'a. Oğul Bush'un yanıtı ise sahte Zelenski'ye şöyle. Bak zaman değişiyor. Baker'ın babamın Dışişleri Bakanı olması yıllar önceydi. Yani ABD esnek olmalı, zamana ayak uydurmalı. İşte bu yüzden şimdi ülkenize desteğimizi gösterme çabasındayız. Yani özetle Bush sahte Zelenski'ye yani Moskova'nın iddiası doğru ama zaman değişti. Biz de yani bu durumu değiştirdik. Yani bizim sözümüzü tutmadık. Sözümüzün dışında kendi bildiğimizi yaptık demiş oluyor. Bu arada Donbas konusuyla Sırbistan'dan Kosova'nın ayrılması konusunda bir benzerlik kurarak sahte Zelenski oğul Bush'a şöyle soruyor. Diyor ki Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Amerika tarafından tanınmasının Donbas'taki iki cumhuriyetin Rusya tarafından tanınmasının yolunu açtı mı diye soruyor. Oğul Bush önce bu soru karşısına afallıyor çünkü yani Zelenski diye bildiği biri sorduğu için bir tuhaflık seziyor belki de. Önce afallıyor ama ardından da şu yanıtı veriyor sahte Zelenski'ye. Galip geldiğiniz zaman bu çeşit meselelerin çoğu masadan kalkar. Bu da ilginç bir cevap. Bu arada tabii ilginçliklerden biri de şu. Zelenski sandığı Rus komedyene Oğul Bush
Aynen şöyle diyor. Görevin mümkün olduğu kadar çok Rus askerini yok etmek. Ukrayna'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için öncülük etmeye devam etmek Amerika için çok önemli. Oğul Bush yani şimdiki başkandan yanlış hatırlamıyorsam 4 önceki olması lazım. 4 önceki başkan Zelenski'ye bir görevi olduğunu hatırlatıyor. Bu da oldukça ilginç. Şimdi buradan gelelim Yunanistan'a. Yunanistan, geçenlerde de bir program yaptık biliyorsunuz. Amerika ile bir savunma anlaşması imzaladı. Şimdi bu anlaşmayı oldukça vahim bir anlaşma olduğunu konuşmuştuk. Tarihten ve emperyalistlerin kullanma politikalarından hiç ders almayan bir ülke görüntüsünü vermişti Yunanistan. 100 yıl önce İngiliz emperyalizminin tarafından kullanılarak Anadolu'ya girmeye çalışmış ama ağır bir ders almıştı. Daha doğrusu almamış olduğu anlaşılıyor. Şimdi de Amerika'nın kullanma politikalarına alet oluyor. Bir başka emperyalistin, güncel emperyalistin aleti konumuna geliyor ne yazık ki. Şimdi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, daha önceki programımızda da söyledik, Amerika ile imzaladığı savunma anlaşmasını savunurken parlamentoda yaptığı konuşmada Amerika Yunanistan'daki ayak izini arttırmaya çalışıyor diye savunmuştu. Yani bu bir nevi ülkesini Amerika'nın ayağının altına serdiğinin söylenmesi gibi bir ifadeydi ve o zaman da sormuştuk bunu. Yani bir ülkenin başbakanı ülkesini emperyalist bir ülkenin ayaklarının altına serdiğini nasıl söyleyebiliyor? Bu nasıl vahim bir açıklamadır diye. Burada bir notu bugün özellikle belirtelim. Daha önce uluslararası basına bir iddia olarak geçen bir iddiayı hatırlatalım. Mitsotakis ise bir sonraki yani Stoltenberg'den sonraki NATO Genel Sekreteri olma sözünün Washington tarafından verildiğine dair bir iddia var. Biz bunu şimdilik bir iddia olarak not edelim ve bir başbakanın kendi ülkesini Amerika'nın ayaklarının altına nasıl serdiğinin sorusuna yanıtın bu iddia olabileceğini şimdilik bir parantez olarak elde tutalım. O anlaşmayla ilgili yayınımızı bulup YouTube'dan daha detaylı izlemeyenler yeniden izleyebilir ama kısaca hatırlatacaksak o anlaşma Amerika'nın Yunanistan'daki mevcut üslerine ek üsler kazandıran bir anlaşmaydı. Böyle kuzeyden güneye ta Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Suda üssüne kadar uzanan bir üsler ağı kurma anlaşmasıydı. Bunun aynı zamanda bir Arktik Akdeniz hattı inşa etmek isteyen Amerika'nın stratejisinin parçası olduğunu da yine daha önceki bir yayınımızda konuşmuştuk. Arktik Akdeniz hattı şuydu Amerika açısından. Şimdi buzulların erimesiyle birlikte hem Arktik Okyanusu yeni doğal gaz ve petrol rezervi oluşturması bakımından önemli. Hem de yine buzullar eridiği için Asya Pasifik ile Avrupa'nın batısı arasındaki ticaret yolunun eski bildiğimiz güney yolu yerine bu kez kuzeyden yapılabilmesini sağlamış oluyor. Bunu da ilk kez geçen yıl bir Danimarka tankeri yapmıştı ve oldukça yolu kısaltmıştı zamandan ve enerji giderinden tasarruf etmişti, petrolden tasarruf etmişti. Şimdi Amerika İsveç ve Finlandiya'yı üye yaparak aslında Arktik Okyanusu'nda bir süre sonra daha da kızışacak olan güç mücadelesinde bir NATO alanı yaratarak kendisinin de buralarda söz sahibi olmasının peşinde. Yoksa İsveç ve Finlandiya'nın askeri olarak NATO'ya verebileceği en ufak bir katkı yok. Amerika bunu kendi stratejisi için istiyor ve NATO aracılığıyla da bu iki ülkeyi kullanmış oluyor. Şimdi Amerika bu Arktik Okyanusu'na İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye dahil ederse oradan başlayarak altından Baltık ülkeleri, onun arkasından Ukrayna, Polonya merkezi Doğu Avrupa altında işte Batı Karadeniz ülkeleri olarak Romanya ve Bulgaristan ve oradan da dediğimiz gibi bu savunma anlaşmasıyla Yunanistan'ın en kuzeyinden başlayıp ta Akdeniz'deki Girit Adası'na kadar uzanan bir hat çizmeye çalışıyor. Amerika'nın Avrupa güvenlik mimarisinin inşasında etkili olabilmek üzere çizmeye çalıştığı stratejisi bu. Şimdi Atina yönetimi tabii bu savunma anlaşmasını aynı zamanda böyle bir Ankara Türkiye karşıtlığında bir koz olarak düşünüyor ne yazık ki ve bu anlaşma ile Washington hamiliğini kazanarak
bunu Türkiye karşısında bir avantaj gibi görüyor. Fakat bunun Yunanistan'ı Amerika'nın gelecek planlarında bir ateşe atma durumu olduğunu belirtelim. Böyle bir savunma anlaşması Yunanistan'ı Amerikan planlarında ateşe atacaktır. Bunu Yunan komünistlerinin gördüğünü, uyardığını, parlamentoda red oyu verdiğini daha önce konuşmuştuk. Dün de yine Yunanistan'daki 40. Barış Maratonu yürüyüşü Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın önünde sonuçlandırıldı ve orada bir miting yapıldı. Orada da Yunan komünistler bu savunma anlaşmasına, Amerikan planlarına, Amerika'nın Yunanistan'ı işgali anlamına gelen anlaşmaya karşı bir tepki eylemi yapmış oldular. Şimdi gelelim buradan İsveç ve Finlandiya'ya. Demin de söyledik. Bu iki ülkenin hakikaten de hiç NATO üyeliği gündemlerinde yoktu. Hem İsveç'in hem Finlandiya'nın yetkililerinin Dışişleri Başbakan, Cumhurbaşkanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve İsveç Dışişleri Bakanı'nın bazı açıklamalarını da hatırlatıp bir anda Amerikan baskısıyla NATO üyesi olmak istememekten NATO üyesine başvuru durumuna geldiklerini ayrıntılı konuşmuştuk. Şimdi o konuşmanın videosunu isteyenler tekrar bulup ayrıntılı İsveç ve Finlandiya nasıl bir dönüşüm yaşadığı yeniden izleyebilirler ama şuna gelelim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geride 75 yıl geçmiş oldu, geride kalan bir 75 yıl var. Şimdi bu 75 yılı gözünüzün önüne getirin ve şöyle bir soru karşısında kendinize bir yanıt listesi yapın. Dünyada en problemsiz yaşayan ülkeler hangileriydi bu 75 yılda? Şimdi bu soru karşısında yani bir 5 ülke aklınıza getirseniz, eminim siz de benim gibi herhalde en başa İsveç'e, Finlandiya'ya yazacaksınızdır. Yani bu iki ülke Avrupa'da bir tarafsızlık statüleri sahibi olarak bunun sayesinde ne komşularıyla ne de Soğuk Savaş boyunca büyük kuvvetlerle sorun yaşadılar. Gayet barış içinde müreffeh bir hayat sürdürdüler. Bunun tabii bir sürü getirisi oldu o tarafsızlık statüsünün. Bir kere en baştan tarafsız olduğunuz için askeri harcamalarınızı yoğun yapmanıza gerek kalmadı. Siz de o askeri harcamalardan yaptığınız tasarrufu ekonominize kazandırarak halkınızın daha refah içinde yaşamasını sağladınız. Şimdi ise tabii bu Ukrayna krizini Amerika fırsat bilip demin o söylediğim Arktik Okyanusu'nda bir NATO sınırı genişleterek ileride ortaya çıkacak güç mücadelesinde avantaj elde etme hedefi gereği bu iki ülkeyi deyim yerindeyse zorla NATO'ya üye yapmaya kalktı Amerika. İki ülkenin yönetimi de ne yazık ki teslim oldu. En başta hakikaten de karşı çıkıyorlardı. Yani yine bir iki açıklamalarla hatırlatalım. Bakın İsveç'in Başbakanı Anderson örneğin 7 Mart 2022'de NATO üyeliği için referanduma gidilmesinde tereddütlerim var. NATO üyeliği düşünmüyoruz diyor. NATO'ya başvurumuz Avrupa'yı daha da istikrarsızlaştıracak diyor 8 Mart'ta. 9 Mart'ta NATO üyeliğini düşünmüyoruz diyor yine. Hatta İsveç Savunma Bakanı ki şu anda da Savunma Bakanı hala görevde olduğum sürece NATO'ya katılmayacağız diyor. 10 Mart 2021'de yani görevde olduğum sürece NATO'ya katılmayacağız diyen İsveç Savunma Bakanı şu anda İsveç'in NATO üyeliğinin savunur hale gelmiş oldu. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı örneğin NATO'ya katılmamız Avrupa'da güvenlik durumunu olumsuz etkiler diyerek NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Ne zaman? 20 Mart 2022'de. Yine Finlandiya Başbakanı NATO üyeliğine başvurup başvurmama kararı birkaç hafta içinde parlamentoda görüşülecek diyerek dönüşümü özetlemiş oluyor. Yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın bu açıklaması arasında toplasanız bir ay bile yok ama nereden nereye gelinmiş oluyor. Niye bu dönüşüm oldu? Niye iki ülkenin yönetimi Amerikan baskısına teslim oldu? Bu da Amerika'nın demin söylediğimiz Akdeniz hattı stratejisiyle doğrudan ilgili. Bu tarihi bir hata olacak iki ülke içinde. Yani bunun ne kadar büyük sıkıntıya yol açacağını Türkiye veto etmediği ve iki ülkenin NATO'ya üye olduğu takdirde görecekler. Aslında nesnel olarak iki toplumun kendi ulusal çıkarları açısından Türkiye'nin NATO üyeliklerini veto etmesi de çıkarlarının gereği olacak. Onu da bir parantez olarak söyleyelim.
Şimdi tabii İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Yunanistan, bunları konuştuk. Bizde durum ne? Valla bizde durum ilginç. Doğru, bir NATO üyeliği vetosu durumu var ama bu daha çok bir ilkesel NATO genişlemesinin vereceği, dünya barışına vereceği zararı görerek kategorik olarak bir itiraz değil. Daha ziyade bunu fırsata çevirip buradan bir AKP-ABD ilişkileri düzeltilebilir mi diye kullanılan bir pazarlık kartı olarak değerlendiriliyor. Yani veto kartı, kıymetli bir veto kartı, bir pazarlık kartı haline getiriliyor. Daha önceki programımızda bunun pazarlık kartı neden yapılmaması gerektiği, bir veto kartı olarak tamamen uygulanıp bu iki ülkenin NATO üyeliğinin veto edilmesi gerektiğini konuşmuştuk. O bakımdan tekrar etmeyelim ama şunu söyleyelim. Yani bu kadar Türkiye'nin NATO kazığı yediği bir 70 yıl yaşadık. Yani bunun içine darbeler girdi, ambargolar girdi, işte teröre destek şu anda bunun en uç noktası. Bütün bunları yaşadık ve bunların karşısında ya NATO'nun size ne faydası oldu diye sorduğunuzda listeye yazacağınız hiçbir şey de yok. Yani ulusal savunmanızı da perişan etti NATO üyeliği. Yerli bir savunma uzun süre gerçekleştirememiş oldunuz. Her neyse, yani bütün bunlar ortada ama ekran ekran NATO'cuların dolaşıp NATO güzellemelerini yapmayı sürdürdükleri bir durum yaşıyoruz. Ne yazık ki NATO'culuk böyle bir zehir. 70 yılda devlet aygıtlarına, akademiye, diplomasiye, oraya buraya, gazetelere öyle sirayet etti ki dön dolaş NATO'dan ne kadar kazık yerseniz yiyin öyle NATO'culuk zehri almış insanlar var ki NATO güzellemesi yapmaya devam ediyorlar. Oysa Türk halkının son yıllarda yapılan her ankette Amerikan karşıtlığı da NATO karşıtlığı da artıyor. Deyim yerinde ise Türk halkının muhalefet partilerinin, iktidar zaten öyle de, muhalefet partilerinin batıcılığının bile çok daha karşısında ve bu muhalif anlayışlardan daha doğru bir politik hatta konumlandığını söyleyebiliriz. Evet, bugün Amerika'nın NATO kazıklarını kısaca böyle konuşmuş olduk. Belki önümüzdeki bir başka yayında fırsat bulursak daha somut Türkiye için NATO kazıklarını savunma boyutuyla ve işte teröre desteği, NATO'nun darbelerdeki rolü boyutuyla, İncirliğin oynadığı rol boyutuyla vesaire pek çok boyutuyla da ayrıca konuşma fırsatı buluruz.